Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii açılış törenini gerçekleştirecektir. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere mikrofonu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Cumanız mübarek olsun. Abdülhakim Sancak Camisi önünde görüldüğü gibi revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11.500 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiştir. Cami konumu itibariyle üniversite yerleşkesi dışından da rahatça görülmekte, modern mimariyle inşa edilmiş bir cami. Vahdette kesret, kesrette vahdet fikriyle tasarlanan yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır. T planlı ve betonarme olarak inşa edilen cami 26 metre çapında ve 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. Cami alt kat, harim katı ve bir mahvil katı olmak üzere 3 katlı bir yapı görünümünde olup 790 metrekare taban alanına oturmakta, gerçekten hattıyla sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama fırsatını bulduk. 120 metrekarelik mahfil katı ile birlikte toplam inşaat alanı 1700 metrekaredir. 500 metrekarelik abdesthane, 170 metrekarelik revak altında yer alan çok amaçlı alanlar, külliye içindeki diğer kapalı mekanları da oluşturmaktadır. Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde 2450 kişiliktir. Avlusuyla beraber caminin kapasitesi 4000 kişiye çıkmaktadır. Mihrap doğal taştan, minber ve kürsü ise ahşaptan üretilmiştir. Akustik itibariyle de gerçekten güçlü bir akustiğe sahiptir. Ana ibadet mekanı iç dış birliğini sağlayacak biçimde dört cepheden ışık almakta ve oldukça ferah bir iç mekan hissi vermektedir. Cami içerisinde farklı kısımlarda yer alan hat yazıları hem anlamları ve verdiği mesajlar itibariyle de mimari bir bütünleşmeyi ortaya koymaktadır. Ben bu vesileyle siz değerli kardeşlerimin de huzurunda Sancak ailesine ve vakfına şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Ve bildiğiniz gibi müjde büyük. Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayaza kampüsünde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar hayır sahiplerini tebrik ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve afina fîmen afeyt
وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi, ey istediğini istediğine veren, istediği zaman yegane almak gücünün sahibi olan Yüce Mevla, şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Bu güzel bilim ve hikmet merkezinde, ilmin, irfanın merkezi olacak bu güzel camimizi milletimiz için, üniversitemiz için, şehrimiz için, bu üniversitede öğrenim görecek gençlerimiz, öğrencilerimiz, hocalarımız, öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız için hayırlı eyle Allah'ım. Beytullah'ın şubesi olan ve Resul-i Ekrem Efendimizin Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu Mescid-i Nebi'nin şubesi olan bu camimizi ilmin, irfanın merkezi haline getir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu caminin yapılmasına öncülük eden Sancak ailesinden Abdülhakim Sancak büyüğümüze rahmet eyle Allah'ım. Sancak ailesinin tüm geçmişlerine rahmet eyle. Hayatta olanlara daha nice hayır hasenat yapmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizlere de hayır hasenat kapılarını her zaman bizim için aç ve amel defterlerimizi sadakayı cariyelerle doldur Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, gençlerimizi, çocuklarımızı senin yolundan ayırma. Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Aramıza nefret ve kin değil, ülfet ve muhabbet yerleştir kalplerimize Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, burada toplandığımız gibi mahşer günü sevgili peygamberimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu caminin yapılmasında işçisinden mühendisine, mimarından yetkililerine, emeği geçen herkesten razı ol Allah'ım. Onların hayırlarını kabul eyle, amel defterlerini daima açık eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Bu camiden ezan seslerini kıyamete kadar baki eyle Allah'ım. Bayrağımızı, ezanımızı, bütün değerlerimizi ortadan kaldırmaya çalışan düşmanlara fırsat verme Allah'ım. Onların namahrem ellerini mabetlerimize değdirtme Allah'ım. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı dindirtme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, vatanımız, milletimiz için fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler nasip eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet, hazır mıyız? Rabbim tekrar
Hayrola Sanat sahibi olan Sancak ailesine daha nice bu tür eserleri inşa etmeyi nasip etsin diyoruz. Kazançlarını bol eylesin diyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Ya Allah, Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş. Üniversitemizin, şehrimizin, milletimizin ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu güzel camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.